Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere Osmanlı tarih Osmanlı dönemiyle tarihlenen Edirne'deki e, 2. Bayezid Darüşşifası'ndan bahsedeceğim. Tabii Darüşşifayı anlatmadan önce e, tarihi süreç içerisinde hastanelerin insan hayatı e, için ne kadar önemli olduğu hususuna değinmek istiyorum. Sosyal, fiziksel ve ekonomik olmak üzere daha pek çok yönden Ciddi kayıplara neden olan e, ve yaşamı neredeyse durdurma noktasına getirebilecek pek çok doğal ya da beşeri afetler e, özellikle sağlık kuruluşlarına çok sayıda hasta akışına sebep olabilmektedir. Tabi e, bu durum hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının e, insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkartmış olmaktadır. E, zira Tabii bu noktada hastanelerin e, altyapı sistemlerinin veya ulaşım e, ağının kolay olması, hastanenin donanım olarak yeterli seviyede olması, tıbbi malzeme ya da e, çalışanların sayısı olarak yeterli seviyede olması buralara e, yönlendirilecek olan ya da buralara e, olacak olan hasta e, bakımlarını daha da kolaylaştırmış olacak ve belki de daha fazla hasta kaybının önüne geçmiş olacak. Bu nedenle son zamanlarda tabii yaşadığımız salgın hastalıklar neticesinde hastanelerin kapasite olarak ne kadar yeterli olması gerektiğini bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Evet doğal ya da beşeri afetler geçmişten günümüze tarihin ve toplumların kaderini değiştiren en önemli iki etken arasında yerini almıştır. Tabii e, normal şartlarda e, yıllar öncesinde, yüzyıllar öncesini düşünelim. E, ulaşım e, bu kadar kolay değildi. E, ulaşım teknolojisinde bu kadar ileri bir düzeyde değildik. Bundan dolayı yaşanılan bir e, hastalık veya bir e, olumsuz durum belki de ulaşımın kolay olmamasından dolayı bulunduğu bölgede sınırlı kalıyordu ve ee, hastalıktan dolayı hayatını kaybeden insanlar nihayete erince hastalık orada kalıyordu, bitiyordu. Ama son zamanlarda son yüzyıllara adını yazan işte Mars gibi, SARS gibi, domuz gribi ya da kuş gribi derken nihayet geçen yıldan bu bugüne, bugüne yaşadığımız COVID-19 virüsünün meydana getirmiş olduğu salgın hastalıklar tabi ulaşımın da çok kolay olması neticesiyle insanların daha çabuk, daha rahat ve daha kolay bir şekilde hızlı bir şekilde ülkeler arasındaki seyahatlerini kolaylaştırmış ve bu da bu tür hastalıkların dünya çapında hızlı bir şekilde yayılmasına yol açmıştır. Tabii o kadar hızlı bir şekilde yayılmasının neticesinde gerek Avrupa ülkeleri gerek yani birçok dünyadaki birçok ülke bu hastalıklara hazırlıksız özellikle Covid-19 için diyorum hazırlıksız yakalanmışlardır. Öyle ki hastanenin yetersiz kalması gerek hekimler noktasında gerek tıbbi malzeme noktasında yetersiz kalmaları bir noktada hasta seçimine yönlendirmiştir oradaki çalışanları. Yani bu hasta seçimi belki yaşa göre elenmiştir. Belki işte hastalığın ağır veya hafif seyrine göre artık hastaların elenmesi noktasına kadar insanları götürmüştür. O yüzden hastanelerin tabii ki hem ulaşım hem de donanım olarak yeterli olması gerçekten önemli. Osmanlı Devleti'nin tarihine baktığımız zaman hakim olduğu bütün topraklarda neredeyse hemen hemen her yerde işte Darussıha, Şifahane... E, bir imarhane, bir imaristan e, ve e, şifane dediğimiz, davr şifa dediğimiz e, bugünkü hastane e, olarak ifade edeceğimiz işte farklı isimlerle anılan birçok sağlık kuruluşunun hastanenin kurulduğunu görüyoruz. Tabii ki bu tür hastanelerde yani Osman dönemindeki bu hastanelerde tedavi gören insanlarda herhangi bir din, dil, ırk ayrımı veya işte ekonomik düzey noktasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın her türlü hastaya bakım yapılmıştır, her türlü hastanın tedavisi görülmüştür. İslam tarihinde ilk hastane Hz. Peygamber döneminde karşımıza çıkmaktadır. Hz. Peygamber döneminde Hendek Savaşı sırasında ki yaralıların tedavisi için kurulan Seyyar bir savaş hastanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii sonraki süreçlerde işte Emeviler döneminde geldiğimiz zaman bu hastane yapısı, hastane kurumları biraz daha ilerlemiş bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Sonrasında bu dönemde hastanelerin tam teşekküllü bir manada daha ileri düzeydeki hastanelerin Abbasiler zamanında kurulduğunu görüyoruz o dönem için. Nitekim Abbasi Halifesi e, Harun Reşit tarafından Bağdat'ta e, bir hastane kuruluyor. Harun Reşit Bağdat'ta kurduğu bu hastaneye yine e, İslam aleminde e, an Şirvanı Adil olarak e, bilinen birinci Hüsrev tarafından e, cündişe burada bir işte fen bilimleri, tıp ilmi ve diğer pek çok ilmin tahsis edildiği, ilmin eğitiminin verildiği bir eğitim kurumu kurmuştur. İşte Harun Reşit, Halife Harun Reşit, Cündişe buradaki tıp hekimlerini Bağdat'ta kurmuş olduğu bu hastaneye getirtiyor. Tabii zaman içerisinde gerek bu hekimlerin Bağdat'ta kurulmuş olan hastanede yetiştirmiş olduğu hekimler ve gerekse tam teşekküllü bir hastane özelliği gösteren Bağdat'taki bu hastane sonraki süreçlerde İslam dünyasındaki diğer hastanelere öncülük etmiştir. Nihayet 9. ve 17. yüzyıllara gelindiğinde bu yüzyıllar arasında Endülüs'ten Hindistan'a varıncaya kadar geniş bir coğrafyada işte Emeviler, Abbasiler, Selçuklular Sonra e, Memluk e, İlhanlı, Timurlu, sonra Akkoyunlu ve nihayet Osmanlı Devleti'ne kadar e, pek çok e, coğrafyada, pe, pek çok e, de ülkede e, birçok daru şifa yani hastane kurulmuştur. Tabi e, Osmanlılardan önce Selçuklular döneminde de yine e, davru şifa, davru sıha isimleriyle birçok hastanenin kurulduğunu görüyoruz. Bu hastaneler, bu davru şifalar daha çok sultan ve yani hanedan üyeleri tarafından, sultan ve sultanlar tarafından yaptırılıyor. Ve iaşeleri, gelir giderleri de yine hayırsever insanlar tarafından kurulmuş olan vakıflar tarafından sağlan, sağlanmaktaydı. Ve hatta bu vakıflarda, Darüşşifaların, şifaların davru şifalarda yapılacak olan işte tedavilerin nasıl yapılacağı işte o Darüşşifanın şifanın nasıl bir yöntemle devam ettirileceği işlevlerini sürdüreceği vakfiyelerde vakıfların vakfiyelerinde mevcuttur belirtilmiştir günümüzde geçmişten günümüze Selçuklulardan kalan pek çok daru şifa vardır. Hani Osmanlılardan hemen öncesi bir de devlet olarak söyleyecek olursak günümüze mesela bunlardan birkaç tane örnek verecek olursak Kayseri'de Gevher Nesibe Daru Şifası ve bir de Giyasetdin Keyhüsrev Tıp Medresesi diyebiliriz. Yine Sivas'ta Kaykavus Daru Şifası ve Tokat'ta Gök Medresi olarak bilinen Pervane Bey Darüşşifası'nı Selçuklar döneminden günümüze kalan en eski hastaneler şifaneler olarak söyleyebiliriz ee, tabi İslam medeniyetinin e, Avrupa'da en etkili dönem olarak e, ifade edebileceğimiz Haçlı seferleri sırasında dahi bu e, hastaneler e, işlevlerini yitirmemiştir e, faal olarak e, devam etmiştir bu yönüyle de ee, İslam dünyasındaki bu hastaneler ta e, hastane tarihi yönüyle e, önemli e, birer e, sağlık kurumlarıdır Tabii e, bu hastanelerde e, tedavisi tamamlanan kişiler e, taburcu edilirken Hani olur da e, taburcu edildikten sonra belli bir süre iyaşelerini temin edebilecek bir e, çalışma içerisine giremeyecek düşünceleriyle düşüncesiyle taburcu edildikten sonra hani en azından böyle bir hafta 10 günlük iyaşelerini e, temin edebilecekleri e, miktarda kendilerine para yardımında da bulunmuştur e, Saçuklar ve gerekse Osmanlı dönemindeki e, hastanelerde e, tabi e, bu dönemde Biz Avrupa'ya baktığımız zaman e, işte e, İslam aleminde İslam dünyasında herhangi bir hasta ayrımı yapmaksızın e, tedavi amaçlı hastanelerde yatırılan insanların insanların yanı sıra Avrupa'ya baktığımız zaman tedaviden çok hastaların son günlerini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri adına manastırlarda bir takım işte odalar yapılıyor ve burada daha ziyade papazlara hizmet sunuluyor. İşte böyle bir Avrupa İslam dünyası, dünyasındaki bu hastaneler ile ancak işte Sicilya ve Endülüs yoluyla Haçlı seferleri sırasında karşılaşıyor ve gördükleri bu muhteşem hastane yapılarına ve burada yapılan hizmetleri örnek alarak 13. yüzyıldan itibaren ancak kendileri de bu buna benzer sağlık kuruluşları'nı bina etmeye kurmaya başlıyorlar. Tabi Osmanlı dönemine biz geldiğimiz zaman yine aynı şekilde Selçuklularda olduğu gibi hastanelere ve dolayısıyla da hastalara verilen önem yani her önemde herhangi bir azalma olmuyor hatta etkisini daha da artırarak devam ediyor yine az önce ifade ettiğimiz gibi herhangi bir din dil ırk veya ekonomik ayrım gözetilmeksizin burada hastanelere bu hastanelerde insanlar tedavi ediliyor tabi Osmanlı döneminde bu hastaneler daha çok bizim işte imaret ee, aşevi Sonra e, Taphane Cami, e, Medrese e, Ve aynı zamanda Darüşşifanın hemen e, yakınlarında Kurulan e, Tıp Medresesi Bunların e, bu yapı Topluluklarının içerisinde e, Yer aldığı külliye Planları içerisinde yapılmıştır Hastaneler yani bu tür e, Çoklu yapıların bir parçası Olarak karşımıza çıkıyor Darüşşifalar Hani bu aslında bir nevi e, tabii ki sosyal devlet anlayışının yanı sıra e, düşünün e, külliyede birçok yapı var tabii e, bu külliyedeki yapıların merkezine cami e, koyma kaydıyla caminin etrafında sıralanmıştır bu bütün bu yapılar hani hem e, bir sosyal e, bu külliyeler belki de ya yani bir nevi aslında o şehirde küçük bir e, ya yani o ülkede ya da o kullan şehirde ayrı küçük bir şehircik gibi düşünülebilir dolayısıyla medresesiyle, hamamıyla, işte arastası dediğimiz çarşısıyla, camisiyle, işte fakirlere yine yoksullara ve kimsesizlere yiyecek ve giyecek yardımının yapılmış olduğu, imaret ya da taphane veya işte aşevi olarak isimlendirdiğimiz bu yapıların içerisinde bulunduğu külliyelerde insanlar istedikleri zaman yani gerekli duyulduğu takdirde kolay bir şekilde bu hastanelere erişebilmiştir. Ee, Tabi Edirne'deki 2. Bayezid davru şifasından başka e, İstanbul dışında e, Bursa'da e, biz davru şifaların varlığını görüyoruz. Yine e, Amasya'da e, görüyoruz. Manisa'da e, bir benzerini görüyoruz. Yine işte e, Bursa'da dediğimiz gibi e, birden fazla e, birçok yerde özellikle e, Osmanlı Devleti'ne payitahtlık yapmış şehirlerde biz bu darü şifaları görüyoruz. İşte bu darü şifalardan bir tanesi de dediğimiz gibi Edirne'de ki ikinci Bayezid daru şifası olarak karşımıza çıkıyor. Darü şifa yani şifa kapısı aslında darü şifa şifahane, bimarhane sonra bunların hepsi ...ya da Darul Afiye, özellikle Selçuklar zamanında kullanılan bir tabir olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu kelimelerin hepsi aynı anlama çıkıyor. Yani şifanın bulunduğu, sıhhate kavuştu, kavuşulan yer, hastalıktan kurtulunan yer anlamında. Ne zamana tarihlendiriliyor Darul Şifa? İşte 1484 ile... 1488 yıllarına tekabül ediyor 2. Bayezid Davruş Şifası. Hastanenin iki tane ana bölümü var. Bunlardan bir tanesi tıp medresesi, diğeri de şifahanenin bulunduğu kısım. Tabi gerek bu şifahanede ve gerekse diğer yani İslam alemindeki ya Osmanlı'daki diğer şifahanelere baktığımız zaman aslında hem şifahanenin hemen yanı başında bir de medrese vardır tıp medresesi e, tıp medresesinde e, yani usta çırak e, o dönemin e, eğitim sistemini oluşturan usta çırak ilişkisi içerisinde bir e, eğitimin olduğunu görüyoruz hani oradaki e, tıp medresesinde yetişen e, okuyan öğrenciler e, öğrendiklerini pratiğe dökebilmek adına hemen e, ha, şey medresenin yanı başındaki hastanede e, uzman doktorlar uzman hekimlerin e, gözetiminde hastaları tedavi etmeye başlıyorlar ve o öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buluyorlar. Tabii biz bunu aslında şu anda tıp fakültelerinde de görebilmekteyiz. Nitekim işte intern olarak isimlendirilen tıp fakültesi son sınıf öğrencileri görevli oldukları servisteki hastanın hastaneye başvurmasından Hastaneden çıkışına kadar gerekli olan bütün işte muayene, tedavi veya klinik uygulamalar, bakım ve yönetimini ana bilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen sorumlu asistan, uzman doktor veya öğretim üyesi eşliğinde ve denetiminde bizzat katılarak hekimlik için yetiştirilmektedirler şu anda. Hani bu ikisi bu noktada yani Darüşşifalar'daki eğitimlerle tıp medresesi ile eğitimlerle bugünkü tıp fakültesi ve tıp fakültesi hastanelerindeki eğitimleri bu yönüyle birbirine benzetebiliriz. Dedik ki ikinci 2. Bayezid Darüşşifası'nın iki ana bölümü vardı. İşte bir tanesi yanı başındaki tıp fakültesi, diğeri de hastanenin kendisi. Tabii şifane de kendi içerisinde üç bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölümde hem poliklinikler var hem de hizmet binaları var. Bu hizmet binalarının içerisinde doktor odaları, sonra cerrahi odalar, çamaşırhane ve çeşitli tedavilerde kullanılan şurupların bulunduğu odalar yer almaktadır. İkinci bölüm üst yöneticilerin bulunduğu, odalarının bulunduğu kısım ve bir de eczanenin bulunduğu, ilaçların bulunduğu eczane odasının yer aldığı kısımdır. Üçüncü bölüm ise aslında şifanenin kalbi dediğimiz bölümdür. Çünkü tedavi aslında burada uygulanmaktadır. Tabi bu bölüm bu bölümün etrafında dizilmiştir diğer odalar. Hani gerek yönetici odaları gerek hasta odaları ve gerekse işte ilaçların yapılmış olduğu eczane diyebileceğimiz kısımlar bu ana bölümün etrafında sıralanmıştır. Bu bölümün ortasında Fıskeli bir havuz bulunmaktadır. E, havuzun e, yan tarafında da e, belirli zamanlarda e, muhsikinin icra edildiği bir de muhsiki e, alanı vardır. Bu alan diğer e, odalara göre hem çok geniş hem de pencere açıklıklarının da fazla olduğu bir alandır. Bu da e, orada bulunan hastaların e, aslında hani ruhende, biraz daha rahatlayabilecekleri, kendilerini iyi hissedebilecekleri bir şekilde dizayn edilmiştir. Hani aslında külliyelerin, pardon darüşşifaların şifaların bir diğer özelliği de şudur. Az elemanla, az bir personel ile çok ve daha çok iş görmek ve bu işi de mümkün olduğu kadar daha çabuk bir şekilde yapabilmek amaçlanmıştır. Ki bu hastanede öyle herhangi bir acil durumda ee, ne yapılmıştı ee, ne yapılabilmiştir ee, hemen müdahale edilebilmiştir Çünkü bütün kapılar anında kolay bir şekilde bu alana bütün odaların kapıları bu alana açılabilmektedir tabi e, hastane bu hastanede e, musiki e, alanının olması yani musikinin icra edilmesinin e, önemli bir husus olduğunu söyleyebiliriz Çünkü o dönemde özellikle e, mesela Avrupa'da işte bizim orta çağ olarak ifade ettiğimiz Avrupa'nın o karanlık çağında birçok insana akıl hastalarına veya ruh hastalarına içine şeytan kaçmış, işte cin çarpmış, ruh hastası bu tedavi edilmez denilerek bir kenara itilmiş, toplumdan soyutlanmış ya da işte yakıl yakılarak ölüme terk edilmiş olduğunu görüyoruz. Ama Osmanlı devletine biz baktığımız zaman ya da işte İslam coğrafyasındaki hastanelere baktığımız zaman oradaki ruh ve akıl hastaları hiçbir şekilde toplumdan soyutlanmamış. Hatta tamam evet belki onların zorluk çıkaran hastalar için tecrit odaları tabii ki yapılmış ama hani aşırı zararlı olmayanları toplumdan soyutlanmamıştır. Bilakis bunlar için musiki yoluyla tedavi edilmeye çalışılmıştır. Yani musikiyle tedavi edilme yolu tercih edilmiştir. Bunun yanı sıra yani şifahanenin veya şifahanenin içerisinde bulunduğu külliyenin belli başlı alanlarında, bahçelerinde güzel kokuların güzel kokuları taşı, kokular taşıyan çeşitli bitkiler yetiştirilmiştir. Yani güzel kokularla da hastalar tedavi edilme hastaları tedavi etme yöntemi kullanılmıştır. Yine bunun yanı sıra şiir veya hikayelerle de hastalar tedavi edilmeye yoluna gidilmiştir. Bugün bile gerçekten düşündüğümüz zaman muski'nin yani insanı rahatlatan bir yönünün olduğu hepimizce de malumdur. Yine güzel kokular gerçekten insanı böyle mest edercesine etkilemektedir. Hatta belki Alzheimer belki biraz abartılı gibi olacak ama Alzheimer hastaları veya işte unutkanlı aşırı unutkanlı olan insanlar belki bu güzel kokularla geçmişe gidebilmekte bir takım şeyleri hatırlayabilmektedirler hani bu yönüyle musiki ve güzel kokularla da o dönemde hastalar tedavi edilme yoluna gidilmiştir mimari yapısıyla ve yine bünyesinde taşıdığı pek çok işleviyle Sultan 2. Bayezid Külliyesi işte has, o dönemin en önemli sağlık, sosyal, kültürel, eğitim ve dini kurumlarından biri olabilmiştir. İşte hani külliyede hem hastanenin olması hem tıp medresesinin hem de cami, misafirhane, imaret, hamam ve hatta köprünün bile olmuş olması buradaki yapının bu külliyelerin çok işlevsel olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Davru şifaların bir anlamda sosyal bir özellik taşıyor olması, eğitim ya da dini kurumlar olarak görülmüş olması, hani aslında o dönemde Osmanlı Devletinin sosyal devlet anlayışını da ortaya koymaktadır. Biz o dönemki davru şifaları bugünün şehir hastanelerine aslında benzetebiliriz çünkü. O zaman da çok kapsamlı ve çok teşekküllü e, merkezi hastaneler olarak görülen bu darüşşifa'lar şifalar günümüzde şehir hastaneleri olarak kendisini göstermektedir. E, şehir hastaneleri de mesela önceki... Ee, şehirlerin merkezinde bulunan diğer hastanelere nazaran daha e, geniş kapsamlı, işte çalışan hasta sayısı olarak veya yatak sayısı olarak da gerçekten e, büyük ebatlı ve hastalara daha çok hastaya hizmet e, verebilme özelliğiyle planlanmış e, kurumlardır. E, dolayısıyla e, Osmanlı'dan e, günümüze gelene kadar e, biz e, İslam coğrafyasında gerekse dünya çapında hastanelerin aslında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Çünkü özellikle bu salgın hastalıklar, bu geçen yıldan günümüze devam eden COVID-19 hastalığı birçok ülkeyi hazırlıksız hani yakalamıştı. Tıbbi malzeme yetersizliği sonucu pek çok hasta belki de hayatını kaybetmişti dolayısıyla işte belirli zamanlarda Şifahane, Darul Afiye, Bimaristan Bimarhane olarak ifade ettiğimiz bu hastaneler geçmişten günümüze tarihimizde gerçekten çok önemli işlevleriyle hayatımızın en önemli kurumlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır yani geçmişten günümüze bu hastanelerin önemine binaen tabii ki hani yeterli mi deyip bir noktada durmamız mı gerekiyor? Tabii ki hayır. Hani mümkün olduğu kadar hastanelerimizi hem işlevsel olarak hem de donanım olarak en güzel şekillere taşıyabilmek ne güzel olur diyerek ben konuşmamı bitirmek istiyorum. Hepinizi hayırlı günlere bıraksın Rabbim iyi günler.